Katıl üyelerimizden Necati Bey'in Reader sorusuna bakalım. Hissenin düşüş sürecinde olduğunu görüyoruz. Faaliyet raporu okumadan önce bir özet bakmak istiyorum. Fabrik 112 milyon yapmış. Geçenler dönem 248 milyon. Barın Fabrik'te de düşüş var. Tabi bu enflasyonla 248 milyon. Net kar haliyle zarar yapmış. Peki borç arttı mı? Oo, bakın net borçta ciddi bir artış var bu bilançoda. 235'ten 682. Bu kısım hiç hoşumuza gitmedi. Ve çeyreklikte de finansal giderleri de oldukça yüksek yazmış. 112 milyon Fabrik, 106 milyon finansal gider. İlk bakış kötü gözüküyor açıkçası. Hisse FDFÖK'ü halk yatırımı 24 gösteriyor. Fintables 18 gösteriyor. PDD 4 hala yüksek bir PDD'si var. Şimdi zaten hisse, bakın halka arz zamanı. Bir halka arz fiyatı var ortada. Sonra hisseye bir coşku geliyor. Ve coşku dönemi. Coşku döneminde ne oluyor? Hisse sürekli yükseliyor. Çünkü coşku böyle bir şey. Sonra ne oluyor? Düşüş trendi başlıyor. Ve sürekli düşüyor. Peki arada hiç iyi bir haber gelmiyor mu? Mutlaka geliyordur. Zaten bakın arada yükselişler de var. Ama genel tablo düşüş trendi ise hisse sürekli düşüyor. Yükseliş trendi, düşüş trendi. Bu kadar basit. Yani şu anda hangi trendde olduğumuz önemli. Yükseliyorken sürekli yükseliyor. Düşüyorken sürekli düşüyor. Yani sen burada aralara girdiğin anda maalesef ki çarpılıyorsun. Niye? Çünkü düşüş trendinde olduğu için. Tabi burada hisse yükseliyorken borsa da o zaman daha iyiydi. İşte faizler daha düşüktü. Sonra firma iyi haberler attı. İşte elektrikli araba falan, yani milleti böyle coşturacak haberler attı. Ve hisse gerçekten çok iyi yerlere gitti. Fakat bu hissenin halka arz fiyatı buralar olduğunu unutmamak lazım. Ve halka arz fiyatı burada. Hisse buraya gelmiş. Yani yaklaşık bir 7-8 kat falan yükselmiş. Bir hissenin 7-8 kat yükselmesi çok büyük bir başarı. Diyelim ki senin bir fabrikan var. Bir fabrikadan 8 fabrikaya kaç yılda ulaşabilirsin? Ama bu hisse bunu bir yılda böyle bir fiyatlama yaptı. Bunun yüksek olduğu belli. Yani bu yükselişin fazla bir yükseliş olduğu belli. İşte sen bu hisse 10 kat gidebilir demiştin halka arz zamanı. Evet, 10 kat gidebilir ama ederi 10 kat değil. Yani bir 10 kat gider diyelim, oradan düşüş gelir. Sen gidip en tepelerde alırsan zarar edersin yani. Dipte al, yukarılarda sat. Bu iş böyle. Bakın hisse hala halka arz fiyatının üstünde ve şu anda borsa kötü. Şu anda defansif hisseler bana mantıklı geliyor. Yani işte yok PDDS uygun, işte FDFK uygun falan. Yani böyle yatırım delisi olmaktan ziyade veya büyüme hissesi, agresif büyüme hissesi olmaktan ziyade veya Nas dönemi hisseleri olmaktan ziyade nakit pozisyonda olan, borcu olmayan, rasyolara uygun olan hisseler bu zamanda daha mantıklı. Yani her dönemin hisseleri farklı. Düşük faiz döneminde, sonra borsanın coşkulu döneminde farklı hisseler, Reader gibi. Borsanın kötü olduğu dönemde daha güçlü hisseler. Nakit pozisyonda olan veya rasyoları daha uygun olan. Veyahut da işte BIST 30'da holding, molding, işte öyle hisseler. Gerçi Koç Holding de feci çakıldı son zamanlarda ama. Bu arada hissede halka arzdan sonra bir yıl dolmuş diye görüyorum. Evet, bir yılı doldurdu. Yani bu ne demek? Patron hisse satma hakkı geldi demek. Eğer hisse satışı olacak olursa, işlem gören tipe dönüşüm duyurusu, büyük bir hisse duyurusu gelirse o zaman durumlar daha da kötü olabilir. Hisse şu anda halka arz fiyatının hala çok üzerinde. Bu da hissenin çok da ucuz olmadığı anlamına geliyor. Şu anki konjonktüre göre, borsanın şu anki defansif dönemine göre, İnsanların deli gibi hisse satıp faize gittiği bu zamandaki fiyatlamaya göre. CEO'nun mesajına bakalım. Mağaza sayımızı arttırdık diyor. %80'i yerli olmasını planladığı Refinance elektrikli test aracı 30 Ağustos 2024 tarihinde üretim bandından çıkartmaya yönelik tüm altyapı hazırlıklarını tamamladık diyor. Google'a Refinance elektrikli araba yazdığımızda tatlış bir araba görüyoruz. Bu ara sadece 280 bin TL diye bir haber görüyorum. 48 ay taksit falan demişler. Yani evet, hani araç böyle küçük bir şey gibi gözüküyor. Kardeşim hani bir arabaya bak. Bir de hisse manyak yerlere gitti. Hani bu araba için mi bu kadar kat gitti? Şimdi bir arabaya bak, bir de hissenin bu uçuşuna bak yani. Ha, sonra düşü gördüğümüzde demek piyasada biraz abartılı buldu zannediyorum bu yükselişi. Yani dediğim gibi bir hissenin 8 kat yükselmesi büyük başarı. Sen bir fabrikan var, 8 fabrikaya kaç yılda çıkarsan. Ama bu hisse bir yılda böyle bir fiyatlama yapmış. Yani bir yıl içinde senin bir fabrikadan 8 fabrikaya çıkman mümkün mü bir yıl içinde? İş adamı olsan bunu yapabilir misin bir yıl içinde? Yapamazsın. O zaman hissenin de 8 kat gitmesi abartılı bir yükseliş haliyle. Şimdi evet, araba küçük tatlış bir şey ama diğer arabalar da pahalı yani. O yüzden talep gelebilir. Zaten Reader'in telefonları da ucuz biliyorsunuz. Çok kaliteli değil ama ucuz. Ucuz olduğu için talep oluyor. Bu araba da ucuz.
yine talep olabilir. 30 Ağustos 2024'te üretim bandından çıkarmaya yönelik tüm altyapı hazırlıkları tamamladık. Biz Ağustos'u geçtik mi? Ağustos'u çoktan geçtik. Refinance elektrikli aracın ilk 100 adetlik ön satışına hazırlanıyoruz. 2025 Ar-Ge çalışmalarında yeni projeler üretmek için işte kurumsal yapay zeka, kuantum şifreleme destekli telefon ve elektrikli arabalar, akıllı ve pratik sağlık kitleri, tabi bunlar coşturucu şeyler. Ama dediğim gibi bazı dönemler coşturucu hisselerin zamanı olur, bazı dönemler defansif hisselerin. Bu kısma dikkat. Yani hangi hisseyi ne zaman alacağınızı veya satacağınızı bilmeniz gerekiyor. Böyle 3 tane elektrikli araç planlıyorlarmış. Burada araçları tanıtmış. Maksimum hız 45 kilometreymiş. 100 kilometre gidiyormuş. Proje tamamlama oranı %100'müş mesela, bu tamamlanmış. Bunda proje revizyonu başlanmış. Bak şunun hızı daha yüksek, bu daha iyiymiş. Ve biraz daha menzili yüksek. Yani bu maksimum 45 kilometre hız bana düşük geldi açıkçası. Şimdi hissedeki bu yükselişi görünce yani insanlar da bir Tesla falan bekliyordu. Böyle Tesla gibi bir şey bekliyordu. Ama hani bu tarz böyle tatlış bir şey görünce ve maksimum hızı 45 olunca biraz hayal kırıklığı olmuş olabilir. Şimdi Refinance elektrikli araba yazıyorum. Reader tanıtmış. Ön siparişi açılmış 3 hafta önce. 5 gün önce gözükmüş, yani bir tane podyuma çıkmış. Samsun'daki üretim tesisinde tanıtmış. CEO neler demiş? Reader'ın dünya hayali var. Araçla ilgili hayaliniz ne? Ayda 20 bin adet aracı üretip bir kısmını Türkiye'ye, bir kısmını yurt dışına satacağımızı hayal ediyor. Şimdi ayda 20 bin tane olsa. Yılda kaç tane oluyor? 20 bin çarpı 12. 240 bin araç. Şimdi 280 bin liradan satılıyor. Tamam, tabi bunun maliyeti de var. Şusu busu. Hadi 100 bin lira karesi her araçtan. Çarpı 100 bin yapalım. 24 milyar çıktı. Firmanın piyasa değeri 22 milyar. Gerçekten bu kadar araç satabilse, işte ayda 20 bin, yılda bilmem kaç bin satabilse gerçekten iyi şeyler olabilir. Tabii kar marjı da önemli. Bu araçtan ne kadar kar ettiği de önemli tabii ki. Evet, borsa geleceğe satın alır ama borsa şu anda günü kurtarma peşinde. Şu anda borsa kötü, biliyorsunuz piyasa kötü. Bu yüzden borsa geleceği fiyatlamayı bıraktı. Şu anda ucuz olan hisseleri bile anca taşıyabiliyor. Bu yüzden uzun vadede işte heyecanlandırıcı yatırımları olan hisselerin süper bir dönemi değil şu anda. Dolayısıyla bu işte ayda 20 bin araç, yılda bilmem kaç bin araç satmış gibi bir fiyatlama yapmak zorunda değil. Ki zaten hisse şurada şöyle bir yükseliş yapıyorken zaten bunu yaptı demek ki içinde. Dediğim gibi yükseliş dönemi, düşüş dönemi. Yükselişte her şey içine alarak gidiyor. Düşüşte de sürekli satış geliyor yani. Diplerde toplayanlar. Şimdi hissede maliyeti burada olan insanlar var. Burada olan kişiler var. Şimdi burada aldığını tabii yukarı çıkarken veya işte düşüyorken de satıyor tabii ki. Ama hala burada eşinde maliyetine geldi. Artık satış duracak mı onu bilemezsin. Çünkü tamam, maliyeti burası ama bir kısmını burada da hisse sattı yani. Dolayısıyla şu an sıfırladı belki aslında. Her türlü karda. Veyahut da tepelerde çok satarsın, aşağılarda biraz satarsın. Hani maldan çıkabilmek için evet, maliyetini de altına satarsın ama çoğunu tepede sattıysan her türlü kârdasın. Aritmatik ortalama. Tepede kaç loss sat? Ortalama kaç maliyetle aldın? Ortalama kaç maliyetle sattın ve bunu kaç ayda yap? Recoin çıkarmıştı firma. Bu da maalesef gidemedi. Biraz takip ettim açıldıktan sonra. Recoin'in performansa baktığımızda en yüksek 2.09 görmüş bir ara. Şu anki fiyatı oldukça düşük. Yani 0.4, yaklaşık 40 kuruşlara kadar inmiş durumda. 2024 3. ayda en yüksek 2 lira görmüş. 9. ayda bir yükseliş yapabilmiş. Yani acaba düşüş bitti mi diye insan düşünüyor ama tabii bilemezsin. Çünkü hani coin'in bir defter değeri bilançoda olmadığı için net bir yorum yapmak zor. O zaman BTL'den alınan tokenların %10 tahtı açıldığında kilitsiz kalmış olacakmış. Geri kalan %90'ı hemen satamıyorsun ve tutmak zorundasın. 2 liradan alınan tokenlar tamamı tahtı açıldığında kilitsiz olacak. Yani tahtı açılır açılmaz şöyle bir 2.09 biraz bir yükselmiş, oradan düşüş başlamış maalesef ki. Reader coin'in satışından Reader firması tabii kazanıyor, para kazanıyor. Ve hepsi bir anda satılmıyor bu coinlerin. Zamanla kilitler açılıyor ve zamanla satışlar oluyor. Tabii ki coin yükselirse Reader firması daha yüksekten satacağı için daha yüksek kar elde eder haliyle. Blackbox diye bir yapay zeka çözümleri tasarlayan bir firmayla işbirliği ve ortaklık anlaşması yapmış.
İki cep telefonu hacminde kişisel bir yapay zeka bilgisayarı olan Blackbox'ın yazılım ve donanımının geliştirilmesi. Şimdi elektrikli araçla ilgili şu tarihte kap haber attık diyor. Gidip bakalım. REV Classic Pro'si Türkiye pilot üretimi tamamlanmış. Yurt dışına satın aldığımız sertifikasıyla ürettiğimiz ilk hazır aracın Türkiye yol testlerine başlanmış. Seri üretim için ilk siparişler verilmiş. Seri üretime 2024 Ağustos döneminde başlanması planlanmıştır. Şimdi Ağustos geçti. Bir diğer elektrikli araç Ridder Fancy ilk prototip üretimi Haziran 2024'te tamamlanmış. Sertifikasyon sürecine başlanacak. Ağustos 2024'te sürecin tamamlanması planlanıyor. Ridder Fancy'nin ilk seri üretim için ilk siparişlerinde Ağustos 2024 döneminde verilmesi planlanıyor. REV Max bir üst segment elektrikli araç. Modelin seri üretimi Eylül 2024'te başlanması ve ilk satış Ekim 2024 döneme hedefleniyor. A1 segmente uygun olup A1 segmentin de sertifikasyon süreci 2025 yılında tamamlayıp diyor. Aynı yılda satışa başlanması planlanıyor. Şimdi diğer özel durum açıklamalarına bakıyorum. Yeni bir gelişme yok. Yani 6. ayda gelen bir kap var. Ve burada diyor ki seri üretim 2024 Ağustos döneminde başlanması planlanıyor diyor. Ağustos çoktan geldi geçti, Ekim'deyiz ve yeni bir kap haberi görmüyorum. Elektrikli araç üretimi hakkında 6. aydan sonra yeni bir kap haberi görmüyorum. Özel durum açıklamalarını seçtiğimde. Zaten faaliyet raporunda da son bir gelişme görmüyorum. Şimdi bakın bu faaliyet raporu ne zaman geldi? 9. ayın 30'unda yeni geldi ve yeni bir gelişmeler yazmıyor gördüğüm kadarıyla. Yani seri üretimin başladığına dair bir haber rastlamadım şimdilik. Türkiye'de 205 tane REV dükkanı varmış. Ama tabii ki bu mağazaların bir maliyeti de var, kirası vesaire. Ama bu arabayı çıkarırsa arabaları da orada satmaya çalışır, daha iyi olur. Mağazaların karı artar muhtemelen. Şimdi sitesine giriyorum. Burada arabayı koymuşlar. 280 bin lira fiyatı. Ön siparişi özel. 40 bin lira peşinat. Ayda sadece 11.250'den başlayan taksi seçenekleriyle. Bu fırsat 100 araçla sınırlıdır. Tükenmiş. 14 dakika içinde tükenmiş. Mikro boyutlarıyla park yeri onun için sorun değilmiş. Ne güzel, hemen alalım o zaman. 5 saatte şarj oluyormuş. 100 kilometre gidiyor. Adam arabaya binip böyle AVM'ye gitmiş zannediyorum. Arkada lüks bir yapı var. Şık giyinmiş gayet de. Arabam da var diyor. Artık evlenmem için her şey hazır diyor herhalde adam. Burada kız da gelmiş adamın yanına. Arabayı görünce. Yani Tesla mesle olmasa gerek yok. Bakın fotoğrafta görüyoruz. Demek ki oluyormuş. Ödeme koşulları varmış. Ön sipariş tükenmiş. Bir de başka seçenekler var. Ama bunlara basıyorum. Hani bir basma şeyi gelmiyor. Basınca bir şey olmuyor yani. 100 tane aracın 14 dakika içinde tükenmiş. 100 araç çok bir şey değil ki. Yani büyük bir başarı değil bence 100 tane aracı satmak. Veya ön sipariş diyelim. Şimdi adam haberde ayda 20 bin araçtan bahsediyor. Burada telefonu görüyoruz. 7000 liraya telefon. 64 megapit süper piksel kamerası varmış. 128 GB depolama alanı varmış. Oo, laptop da çıkarmış ha. 14.000 liraya laptop iyi ama tabii kullanışlı mı falan nasıl olduğuna bakmak lazım. 250 GB hafıza. Düşük yalnız hafızası. İşlemciyi burada söylemiş. Soralım bakalım robota işlemci hakkında bilgi. Giriş seviyesi performans sunan temel ofis işleri, internette gezinme, video izleme gibi günlük kullanımlar için uygun olan işlemcilerdir diyor. Düşük güç tüketimi varmış. Yani bu laptopu alıp böyle çok iyi oyunlar oynamayı beklemek lazım. Zaten fiyatı da düşük ama ekranı netliği falan iyiymiş. Bir de böyle açılıyormuş. Laptopun üstüne yanlışlıkla oturun falan diyorsan düşünülebilir. 2024 5. ayda fon kullanım yerlerine ilişkin rapor, halka arzdan elde edilen fonun kullanım yerlerine bakalım. Tesis, makine ve cihaz yatırımlarıyla kapasite artışı. Bunun yarısı kullanılmış. Cep telefonu ve LCD panel üretim tesisi yatırımı. Bu daha mesela kullanılmamış o zaman. Cep telefonu, batarya üretim tesisi yatırımı. O da kullanılmamış. Tabi bu Mayıs ayında gelen kap. Mayıs'ın sonunda. Şimdi hisse mesela FDF öküne baktığımızda 19 FDF ök. Hani balon değil ama borcu da var yalnız. Firmanın borçları da var. Finansal gider ödüyor ama çok da bir şey değil. Düşük yani. Şimdi biraz borçlanmaya başlıyor şimdi yeni yeni. Son bilançoda borçlanma arttı. Ve faiz gideri de ödemiş. Yani firmaya para lazım. Bilançoya bakıyoruz. Nakitler kasada 1,1 milyar para var. Ticari alacaklar 6 ay içinde azalmış. Yani alacaklarını almış pozitif. Stoklarda inanılmaz bir artış var. Bu hiç hoşumuza gitmedi. Çünkü büyük bir artış var. Bu nakit akış tablosunda eksi olarak yazacak stoklardaki bu artışı. Bir önceki çeyreğe göre nasıldır? İsteyen gidip bakabilir. Ben burada 6 aylık değişimlere bakıyorum. Şimdi merak ettim. İlk çeyrekte stoklar 675 milyonmuş. Şu anda 955 milyon. Sürekli 2 çeyrektir artıyor stoklar. Bu durum hoşumuza gitmedi. Biz bir an evvel işte inanılmaz bir talep patlaması, çok büyük talep, stoklardan da alınmalar falan böyle şeyler istiyoruz. Şimdi stokların böyle artması acaba
ürünlere çok fazla talep yok mu sorusunu akla getiriyor. Çünkü cep telefonu stokta çok beklerse esker yani. Yeni işletim sistemleri çıkıyor, yeni teknoloji gelişiyor değil mi? Kısa vadeli borçlanmalarda 6 ay içinde artış görüyoruz banka kredilerinde. Ticari borçlar bayağı azalmış. Bu kısım hoşumuza gitti. Ticari borçlarını azaltması, ödemesi. Uzun vadeli borçlanmalarda azalma var. Gelir tablosuna bakıyoruz. Hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre düşmüş. Brüt karı geçen yılın aynı dönemine göre düşmüş. Tabi enflasyonlu halleri. Yani üretim giderleri çok yüksek değil. Bu hoşuma gitti. Pazarlama giderleri artmış. Bir tık yani önemli bir şey yiyor pazarlama giderleri. Hem brüt karın azalıyor hem pazarlama giderlerin artıyor. Bu hoş değil. Ar-Ge giderleri çok yüksek değil yani. Hani firma büyük bir firma, teknoloji firması falan değil mi? Ar-Ge giderleri bu tarz büyük bir firma için 9 milyon Ar-Ge gideri 6 ay içinde. Çok büyük bir harcama değil. Şimdi esas faaliyet karının düştüğünü görüyoruz. Ama geçen yılların dönemi esas faaliyetlerinden diğer gelirlerde patlama var. Burada kur artışı kaynaklı olabilir. Muhtemelen öyledir. İsteyen bakabilir not 26'ya. Ama bu esas faaliyetlerinden diğer gelir giderler FAÖK'e yazılmıyor. Şimdi bakalım FAÖK'e. Bu dönem FAÖK 112 milyon. Geçen yılların dönemi enflasyonlu hal tabii ki 248 milyonmuş. Yani gerçekten düşüş var. Enflasyonu yakalayamamış firma. Finansman geliri 106 milyon. Finansman gideri 222 milyon. Zaten görüyoruz finansman giderlerin daha fazla olduğunu. Ve hatta FAÖK'e yaklaşmış finansal giderler. Bakın FAÖK'le birbirine yakın. Bu hoşumuza gitmedi. Yani firma şu an çok iyi bir dönemde değil. Bir de üstüne stok arttı. Yani stokların erirse, gelir tablosu zayıf olsa neyse diyeceğim. Hani firma stoklardan yemiştir. Ama o da yok. Hem gelir tablosu zayıf hem de stok artışı var. Bu hiç hoş değil. Parasal pozisyon kaybı var. Tamam bunu takmıyoruz. Enflasyon muhasebesiyle geldi. Vergi öncesi karı 328 milyon zarar. Tabi bu muhasebeli bilanço. Yani tam takmıyoruz bunu. Sonra vergi gideri olmuş bir de. Ve gerçekten büyük bir dönem zararı gözüküyor. Ama hani tam muhasebeyi takmıyoruz. İşte FAÖK'e bakıyoruz. FAÖK 112 milyon. Artı 100 milyon borç ödedi. Bir kere elimizde çok bir şey kalmadı. Bir de üstüne işte yok stok arttı. Değil mi? Yani zayıf bence bilanço. Nakit akışı tablosuna gelince bakacağız şimdi daha detaylara. İşletme faaliyetlerinden nakit akışı eksi. Bunda en büyük sebebi stoklardaki artış 608 milyon. Stok arttı ya bunu eksi olarak yazıyor nakit akışı tablosuna. Çünkü sen stoğu henüz satamadın. Yaptın orada duruyor. Para harcadın. Onu üretmek için ama henüz satamadığın stok olarak duruyor. Tam toplam varlıklarına evet yazılıyor ama sen onu satamadığın için bir para gelmiyor, nakit gelmiyor. Bu tablo ne tablosu? Nakit akış tablosu. Ticari alacaklarının bir kısmını aldı demiştik. Bunu artı olarak yazmış. Ticari alacaklarını aldığı için buradan artı gelmiş. Amortismandan artı geliyor. Kasadan çıkmadığı için eskime payı ama maliyete yazılıyor ama kasadan çıkmıyor. 6 ay içinde 122 milyon amortismanı var. Amortismanı FAÖK'e ekliyorsun. Yani FAÖK'ün bir kısmı amortismandan oluşuyor. Ve işte FAÖK'ten finansal giderleri çıkardığımızda firma hani ne kadar kar etti bulma konusunda bir fikir oluşuyor. Yatırım faaliyetlerinden maddi duran varlık alımından kaynaklı nakit çıkışı 129 milyon. 54 milyon maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklı nakit çıkışı. Dipnot 12.13'e gidip bakarız. Hatta şimdi bakalım aklımıza gelmişken. Burada girişleri görüyoruz. Tesis, makine, cihazları, demirbaşları, özel maliyetlere girişler görüldüğü gibi. Yalnız 2023 yılında manyak yatırımlar yapmış. Şu tesis, makine, cihazlarda mesela inanılmaz girişler var. 2023 yılında ama bu şimdi 6 aylık baktığımızda o kadar değil. Finansman faaliyetinden nakit akışlar. Şimdi burada birçok şey ortaya çıkacak. Borçlanmadan kaynaklı nakit girişi 689 milyon yeni borçlanma yapılmış. Şu anda faizler yüksek. Yeni borçlanma yüksek faizle yapılmış olabilir. Bakarız not 15'te detayına. 133 milyon borç ödemiş. 329 milyon faiz ödemiş. Tabi bunların düzeltmeleri oluyor. Ama sonuç olarak borçları ödemiş. Yerine de yeni borçlanma koymuş. Yeni borçlanma da yüksek faizle yapılmış olabilir. Alınan faiz de varmış yalnız. Şu ödenen faiz var. Alınan faizi de var şimdi. Bunu da söyleyelim. Ama yeni borçlanma yapıldı mı yapıldı. Benim için önemli olan kısım burası. Not 15'e geldik. Finansal borçların arttığını görüyoruz 6 ay içinde. Uzun vadeli borçlanmalarda biraz azalma olmuş. Buraya da yazmış. Alınan yeni finansal borçları. Buraya da yazmış. Yabancı para banka kredisi yokmuş. Evet faiz oranını görmeye çalışıyorum derken not bitti. Nakitlerin faiz oranını vermiş %45. Ama finansal borçlanmaların faiz oranını arıyorum. Bakın iniyorum aşağı doğru. Ben göremediysem siz görün. Açıkçası göremiyorum. Ve bu kısımda hoşuma gitmedi. Ama buraya baktım mı bakın finansal giderler 106 milyon eksi. Az çok tahmin edin.
faiz oranını. Takası merak ediyorum. Haftalıkta alıcılar. Deniz Yatırım feci almış. Aylıkta da 3 aylıkta da. Yatırım Finansman 3 aylıkta feci satmış. Deniz karşılamış. Deniz'in alımları ne kadar işe yarayacak bakalım. Ama hani son düşüşlere baktığımızda çok da bir işe yaramamış gibi. Ama tabii piyasada kötü yani. Bunda düşen borsada düşüyor. Şimdi Reader'ı özetleyelim. Püf noktalar. Son bilançoda gelir tablosu zayıf. Borçlarda artışlar var. Stoklarda artış var. Finansal giderlerde artışlar var. Bunlar hoşumuza gitmedi. Hisse halka arz fiyatının çok aşırı olmasa da orta seviye üzerinde. Çünkü işte halka arz fiyatı 10 liralar diyelim. İşte enflasyon düşün bir yıllık. Yine hala üzerinde ama çok aşırı derecede üstünde değil artık enflasyonda düşünürsek. Ama bu da bir başarı. Çünkü bazı siteler bir yıldır halka arz fiyatında TL bazlı aynı fiyatta. Hani onlar enflasyon bazında %50 düşmüş oluyor otomatikman. Ama bu ise en azından enflasyon bazında halka arz fiyatında diyelim. Ama diğer halka arzlara göre hala yüksek bir fiyat. Ama şuna da dikkat. Hissenin halka arz fiyatı belirlenirken firmanın gelecek projeksiyonu, gelecek karları da düşünülerek belirleniyor. Tabii biraz iskonto uygulanıyor. Ama yine de gelecek düşünülüyor fiyat belirlenirken. Bu yüzden halka arz fiyatının üzerinde olması da bir başarı. Yani tepeden çok düştü diye atlamayın. Halka arz fiyatına göre yorumlayın. Ve halka arz fiyatının içinde gelecek projeksiyonu da olduğunu unutmayın. Halka arzdan sonra bir yıl geçti. Patronların hisse satma hakkı var. Büyük bir işlem gören tipe dönüşüm duyurusu gelirse daha da dikkatli olmak gerekir. Şu anda böyle bir şey yok ama dediğim gibi gelecek olursa dikkatli olun. Hissenin rasyoları hala çok ucuz değil. Son bilançolarda zayıflık var. Hissenin halka açık piyasa değeri yani tahta büyüklüğü 5 milyar. Yani hala büyük bir tahta. Videoyu izleyenler eğer abone değillerse 100 bin aboneye ulaşabilmem için abone olurlarsa çok memnun olurum. Ve katıla basıp 100 liralık el kırarsanız bu kısımda da yayınlar yapıyorum. Radarıma giren bir hisse olursa ve bilançosu Gence'de güncelliyorum. İzlediğiniz için sağ olun.